olunca çıktı bir çığlara. Birden kendisini buldu bu zamanda. Kerim Zehra Ayşe ile arkadaş oldu. Koşuyorlar birlikte maceraya. Nasrettin Hoca, zaman yolcusu. Kerim Ati, bu projeyi yarın yetiştirmemiz gerekiyor. Hem bak babam ailenizden izin aldı burada kalmanız için. Yatma vaktine kadar çalışabiliriz beraber. İnşallah küçük kardeşin geceleri uyanmıyordur. Uykum çok hafiftir benim. Merak etme, mışıl mışıl uyur. Hop, yakaladım. Ben de acaba ne yapıyorsunuz diyordum. Yardım edecek bir şey var mı? Yok evladım, sağ ol. Aletlerden biri evde kalmış, onu alıp geleceğim. Dur şunu aşağı indireyim de burada yer kaplamasın. Kerim, boşuna uğraşıyorsun. Babam ne üzerine çalışıyorsa çok büyük gizlilik içinde yapıyor. Ama çok merak ediyorum. En son çok merak ettiğimizde neler oldu iyi biliyorsun. Ne oldu ki? Hocam, biraz daha dikkat etseniz. Bu kitaplar da nedir? Kendi zamanıma döndüğümde elimde olmasını istediğim kitaplardan bazıları. Hocam biz de yardım edelim. Hocam bunların hepsini götürecek misiniz? Ama nasıl? Artık onun bir yolunu buluruz. Kerim, artık projemize devam etsek mi? Bütün her şeyini biz yaptık. Senin de bir katkın olsun. Ama ben... Burası da çok kalabalık oldu. En iyisi şu eşyayı başka yere taşıyayım. Acaba? Sen de kimsin bakayım? Kerim. Benim hocam, benim. Ne yapıyorsun evladım gecenin bu saatinde? Hocam, küçük Ömer sağ olsun uyutmadı. Şu yeni icadı merak ettin değil mi? Kimse de bir şey söylemiyor. Meraktan uyuyamadım. Seni yaramaz seni. Güzel bir güne merhaba.
Günaydın Küheylan. Hadi gel, beraber yürüyüş yapalım. Demek gelmek istemiyorsun. Tamam o zaman. Günaydın Selami Efendi. Günaydın Hatice Hanım. Ahmet Bey. Nasıl? Taze meyve var mı bugün? Allah Allah. Duymadı beni galiba. Ay ay ay. Aman. Ah. Oy. Evladım dikkat etsene azıcık. Aman. Ah. Bugün bir tuhaflık var. Ben en iyisi eve geri döneyim. Hiç tadım kalmadı. Neler oluyor böyle? Bugün de kimse beni görmüyor. Hocam çok özür dilerim. İyi misiniz? Oh sonunda. Beni görüyor musunuz? Evet. O kadar da yaşlanmadık evladım. Burnumuzun ucunu görüyoruz çok şükür. Ay 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 ay. Ama sizden başka beni kimse görmüyor. Nasıl yani? Nereye gitti bu Kerim anlamadım. Kesin evinde bir şeyini unutmuştur. Hadi buradayım da görürüz. Buradayım. Neymiş çocuklar işte burada. Gözünüzün önünde ya. Nasrettin Hoca da her zamanki gibi ortadan kaybolmuş. Bulamadım. İnşallah başını derde sokmaz yine. Ben de buradayım. Cemil Bey oğlum. Cemil amca. Rüzgar çıktı demek. Sinirleniyorum ama. Bu ne böyle? Hocam. Ne var evladım? Hocam bakın. Ama bu nasıl olmuş olabilir? Olamaz. Baba. Kerim'i gördün mü? Kerim mi? Sizinle değil mi? Buradayım ama. Sabah gitmişti. Sunumumuz vardı, gelmedi okula. Dün de biraz sert davrandık. Acaba bize mi küstü dedik? Küsmem ben öyle kolay kolay. Ama biraz alındım tabii. Evine gittik, eve de gelmemiş. Nasrettin Hoca nerede ona soralım. Allah Allah. Nasrettin Hoca da hiç görünmedi bugün. Ay canım evlat. Bak merak etti beni. Yoksa yine başını belaya mı soktun? Kesin. Kesin Kerim de beraberdir. Hatta o bir iş açmıştır başlarına. Aa, ne münasebet. Ben hep başımı belaya mı sokuyorum? Ben hep insanların başına bir iş mi açıyorum? Evet. Acaba zaman makinesinin orada olabilirler mi? Aa evet. Belki de zamanın nasıl geçtiğini anlamadılar. Bir bakalım. Durun. Buradayız. Durun buradayız. Ama buradaki her şey gitmiş. Gitmedi evladım. Nereye gitti? Sizin evin kilerine taşıdım. Yoksa Nasrettin Hoca eşyasını alıp gitti mi? Yok canım, olur mu öyle şey? Olur mu hiç öyle şey? Öyle veda etmeden. Ya meraklı Kerim de peşinden gittiyse? Siz de beni hepten akılsız sandınız. Gider miyim ben hiç? Belki de yanlışlıkla gittiler. Yoksa Nasrettin Hoca Küheylan'ı bırakır mı hiç?
Bırakmam. Hep benim yüzümden. Dün ikisine de biraz sert davrandım. Evet, davrandın. Ha? Aa, bana da mı? Olur mu öyle şey kızım? Senin ne suçun var? Dur bakalım, bulacağız. Aa, yok, hiçbir yerde yoklar. Peki şimdi ne olacak? Mecburen geçmişe gideceğim. Zaman makinesiyle bizi aramaya gidecek ve asla bulamayacak. Ya hiç dönmezse? Merak etmeyin, ikisini de bulup geleceğim. Cemil oğlum, dur yapma. Hocam ama siz... Sürpriz! Demek işe yaradı. Gördüğün gibi. Yani görmediğin gibi bir hayli başarılı olmuşsun. Gerçi kırıldı ama. Kırılmasa siz görünmez olarak kalacak. Bense geçmişte Allah bilir ne yapıyor olacaktım. Demek onca zaman yanımızdaydınız. Evet, sürekli başınıza iş açıyoruz ama aslında bugün uslu uslu oturuyorduk. Zaten bence bu meseleyi bir kez daha düşünmeniz lazım. Nasıl yani? Aramızda yeni icatlarıyla bizi sürekli yeni maceralara sürükleyen biri var sanırım. Neyse, birbirimizin değerini anladığımıza göre artık bana müsaade. Hocam, nereye? Nereye olacak? Müsaade edin de biraz dinleneyim. Meraklanmayın. Cemil Bey oğlum yine bir makine yapmaz. Ben de yanlışlıkla bir düğmeye basmazsam hiçbir yere gitmeye niyetim yok. (Gülüyor)